Herkese selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlanır için matematik kitabında 74. videoya geldik. Sayfa 201'den devam ediyoruz. Basamak çözümleme ya da basamak analizi dediğimiz yere biz başladık bir önceki videomuzda. Şimdi örnekler üzerinden konuyu ilerletelim. Gençler artık zaten şunun 10 tane x artı y olduğunu filan görüyorsun. Ben bunu bir tık abartmak istiyorum ve diyorum ki 10x bir tane de burada var. O zaman 11x diyeceğim. Sonra 1y. 17 burada var. Topladım 11y. Yani artık işlemleri hızlandırıyorum. Haberin olsun. Burada bir tane z var. Burada da 10 tane z var. Topladım ne oldu? 11 tane z oldu. Aşağıda zaten sana x artı y artı z diyor. Gençler ben diyorum ki gelin buradaki sayıyı 11 parantezinde yazalım. x artı y artı z oldu bölü aşağısı zaten x artı y artı z'ymiş. Bakın bunlar birbirini götürdü. Sonuç ne geldi? 11 geldi. Tekrar söylüyorum. Zaten altta bunu 10x artı y şeklinde açılıyor. Sen orada örnekten bakabilirsin. Ben burada sana birazcık taktik verip olayı hızlandırman için birazcık ne yapmış olduğum, seni desteklemiş olduğum için rahat olsun. Peki bana diyor ki x 8y ve y 3x 3 basamaklı doğal sayılar diyor. Şimdi gençler, şu nedir? 100x Hemen yazdım. Artı 80 ve artı y oldu. Artı y. Eksi. Çünkü arada eksi var. Şimdi bu nedir? 100 y artı 30. Hemen yazıyorum. Artı 30 artı x oldu. Şimdi eksiyle çarptığım zaman eksi 100 y, eksi 30 ve eksi x oldu. Şimdi işlemi yaparsam. 99 x 80 eksi 30'dan ne geldi? Artı, e, artı 50 eksi y eksi 100'den eksi 99 y geldi. Bu da neye eşitmiş? 644. At 50 karşıya abicim. 99 x eksi 99 y dediğim ifade 644 eksi 50'den ne geliyor? 596 mı geliyor? Galiba 596. Ee, yok 594 ya nasıl 596 gelecek? 594 geliyor. Güzel. Şimdi gelin buradan 99 parantezini alalım. X eksi Y eşittir 594'müş. Gençler 99'a da 594'ü sadeleştirirsen eğer X eksi Y dediğin ifade bakın 6 geliyor. Zaten sana X eksi Y'yi sormuş burada. O zaman ne yapalım? Hemen yanındaki örneklere geçelim. Şimdi gençler şu sayıyı ben 500 artı 10A Artı 2 şeklinde yazsam. Eksi burayı da 400 artı 10A artı 1 şeklinde yazsam. Ve eksiyi de dağıtsam. Şimdi şöyle yapalım düşün tekrar. 500 artı 10A artı 2 eksi 400 eksi 10A eksi 1 oldu. E 10A ile eksi 10A birbirini götürdü. 500'den 400'ü çıkarttım 100 ve 2'den de 1'i çıkarttım 1. Yani 100 artı 1. E o sonucum o zaman neymiş? 101'miş derim. Alttaki soruya da hemen başlıyorum. X, Y, Z, eksi Y, Z diyor. Gençler ben sadece şunu yapmak istiyorum. X çarpı 100 artı Y, Z aynı kalsın. Y, Z iki basamaklı sayı olarak kalsın. Eksi Y, Z diyor. E eşittir ne olmuş? 500. E abi bunda bu birbirini götürüyor. O zaman X çarpı 100 ne oluyor? 500 oluyor. Sadeleştir bunu da. X o zaman buradan 5 geliyor. Ha sen şunu yapsan ne değişir? Çok bir şey değişmez. Sadece zaman kaybedersin. 100x artı şöyle yanlış yazdık silelim. 100x artı 10y artı z eksi 10y artı z. Ne değişti? Bak bununla bu birbirini götürüyor. Yine sonuç 100x eşittir 500 geliyor. Çok bir şey yok. Sadece hızlı yolları görmeni istiyorum. Hızlı yollar seni her zaman bir adım öne taşır. Mutlaka mı? Mutlaka bu tarz taktikleri not al, kendince bir dahaki sorularda denemeye çalış. O zaman ne yapıyorsun? Hemen alttaki alışma sorularını mutlaka mı? Mutlaka çözüyorsun. Şimdi kendine iyi bak. Sonra görüşürüz. Bay bay.